Hatırlarsanız kardeşler, biz Fatiha suresini tefsir ederken bir hadisle tefsir etmiştik. Kutsi bir hadiste "Kasamtu salata beyni ve beyni abdi nisfeyn." Namazı, yani Fatiha'yı kendimle kulum arasında ikiye böldüm. Kuluma istediği vardır. Sonra demiştik ki "Elhamdülillahi rabbil alemin, errahmanirrahim, maliki yevmiddin." Burası Allah Azze ve Celle'nin bölümüdür. Hadis öyleydi değil mi? "Kul elhamdülillahi rabbil alemin" dediği vakit kulum bana hamd etti. "Errahmanirrahim, esna aleyye abdi." "Maliki yevmiddin, meccedeni, beni övdü" demiştik. Sonra "İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in." Bu benimle kulum arasındaydı demiştik. Üçüncü bölüm burayı ilgilendirir. Üçüncü bölüm "İhdina sıratel müstakim, sıratel lezîne en'amte aleyhim, gayril mağdûbi aleyhim ve leddâllin." Amin. Bu amin tabi Kur'an'dan değildir kardeşler. Ona değinmiştik. Bu bölüm "Fehâze li'abdi ve li'abdi mesel." Burası kuluma aittir. Kuluma istediği verilecek. Kul ne istemişti kardeşler? "İhdina sıratel müstakim." Allah'ım bizi istikamet yoluna ilet. Hidayet yoluna, bizi istikamet yoluna hidayet et. Bizi irşad eyle istikamet yoluna. O istikamet yolu ki kendilerine nimet verdiğin kişilerin yoludur. Kendilerine gazap ettiğin Yahudilerin ve sapkın Hristiyanların yolu değil. Uzun uzadıya konuşmuştum. Kul Fatiha'da, biz Fatiha'da Allah'a dua ettik. Allah'a yalvardık ve Allah'a bir talepte bulunduk. Talebimiz neydi kardeşler? Hidayet talebiydi. İrşad talebiydi değil mi kardeşler? Allah Azze ve Celle dedi ki kuluma istediği verilecek. Sonra Allah Subhanahu ve Teala "Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim, zâlikel kitab." Bu kitap "la raybe fihi." Onda rayb, şek, şüphe yoktur. "La raybe fihi." Bu Kur'an'da tenakuz ve çelişki yoktur. Kur'an'ı okurken kafanızda Kur'an'a dair zerre kadar bir şüphe olmadan okuyun. Hiçbir şüpheye mahal yoktur. Tamam. Bitti. Sonra biz Fatiha'da ne istemiştik? "İhdina." Hidayet istiyoruz ya Rabbi. "Hudellil muttakin." Allah'tan korkanlar için de hidayettir. Siz benden Fatiha'da hidayet istediniz değil mi? Siz benden sizi irşad etmemi istediniz değil mi? İşte ben size bir kitap gönderdim. Ben size bir Kur'an gönderdim. Onda sizin istediğiniz hidayeti, ondan sizin benden istediğiniz irşadı kaydettim, yazdım ve beyan ettim. Eğer siz talebinizde sadık iseniz, eğer siz isteğinizde doğru iseniz, ne dediğinizi bilmişseniz ihdina sıratel müstakimde, benden ne istediğinizi biliyorsanız, ben de sizin bu duanıza cevap verdim ve size bu kitabı indirmişim. O istediğinizin her şey bu kitapta var. Fatiha'da demiştik ki ihdina sıratel müstakim, sıratel lezine en'amte aleyhim. Dosdoğru yol kimin yoluydu? Enbiyaların, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin. Sizin benden istediğiniz şey işte bu kitapta kayıtlıdır. Bütün peygamberlerin dini burada kayıtlı. Sıddıkların sadık ve sıddık olmasına vesile olan kitap buradadır. Şehitlerin cihadı öğrendiği, kıtal yaptığı ve şehit olduğu kitap buradadır. Salihlerin öğrenip okuyup salih oldukları kitap buradadır. Eğer siz ihdina sıratel müstakimde sadıksanız, sözünüzün eriyseniz, ben size bu kitabı indirdim. Siz de bu kitabı okuyun, bu kitaba yönelin, bu kitabın ehlinden olun. Bu kitapta hidayet var, bu kitapta irşad var, bu kitap nebilerin yolu var bu kitapta. Sıddıkların, şehitlerin, salihlerin yolu var bu kitapta. İhdina sıratel müstakim. Allah'ım bizi dosdoğru yola ilet. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti akvam. Bu Kur'an yolun en doğrusunu iletir diyor Allah. İnne hazel Kur'an yehdi lilleti akvam. Sapıklıkları, dalaletleri, bedbahtlığı saydıktan sonra, akraba ilişkiyi kesen adamların durumlarından bahsettikten sonra Allah diyor ki "Efela yetedebberunel Kur'an?"
Bunlar Kur'an'ı tedabbür etmiyorlar mı? Em ala kulubin ekfaluha? Yoksa onların kalplerinde Kur'an'ı anlamaya engel olan kilitler mi var? Yani onların bütün sapıklıklarının sebebi bu Kur'an'ı okumamaları ve düşünmemeleridir. İhdina sıratel müstakim dua ettik. Allah dedi ki veli abdi mesel. Kuluma istediği vardır. Allah kuluna istediğini vermiş. Kul sözünde sadık olacak. Bu kitabı okuyacak. Bu kitabı menhece dinecek. Bu kitabı peygamberlerin yoluna girmeye vesile edecek. Sıddık olmaya, salih olmaya, şehit olmaya, cennete girmeye vesile edecek bu Kur'an. Kardeşler, o zaman eğer Bakara suresi ve Kur'an, Fatiha'da ihdine sıratel müstakimin, o duanın, o talebin cevabıysa, o zaman bizim üzerimize farz olan şey Kur'an'ı okumamızdır. Kur'an'ı fehmetmemizdir. Ve Kur'an'ı ne yapmamızdır kardeşler? Kur'an'ı okuyup anladıktan sonra amel etmemizdir. Allah Azze ve Celle Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin kıyamette ümmetini Allah'a şikayet edeceğini bize Kur'an'da Furkan suresinde tescillemiş. وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ اِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. Ey Rabbim, benim bu kavmim, benim ümmetim Kur'an'ı terk etti. Kur'an'ı terk etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu ayet kerimeyi Übey ibn-i Ka'b'ın yanında okuyunca Übey ibn-i Ka'b dedi ki vallahi biz bu Kur'an'ı okuyacağız. Ey Allah'ın Resulü, çocuklarımızı okutacağız. Kadınlarımızı okutacağız. Nasıl biz bu ayetin kapsamından oluruz ki Kur'an'ı terk eden ve peygamberin kendisini kıyamette Allah'a şikayet ettiği insanlarda nasıl olacağız? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem annen seni kaybetsin ey avamın değil. Annen seni kaybetsin. Ben seni Medine'nin alimlerinden zannederdim. Şu yanı başınızda Tevrat okuyan, Tevrat'ı okuyan insanlar var ya, onların Tevrat'la ne gibi bir alakası var? Tevrat nerede, onlar nerede? Şeyhülislam rahimallahu teala dedi ki, "Men lem yakra'il Kur'an fekad hecera." Kim Kur'an'ı okumamışsa bu ayetin kapsamındadır. Kur'an'ı terk etmiştir. وَمَنْ قَرَآ kim Kur'an'ı okumuşsa وَلَمْ يُدَبِّرْ آيَتِهِ ayetlerini tedabbür etmemişse bu Kur'an benden ne istiyor dememişse bu Kur'an'ın gayesi benden istediği şey nedir bu Kur'an neden bahsediyor Allah ne istiyor benden Kur'an'da dememişse o Kur'an okumamıştır. Çünkü Allah Azze ve Celle اِقَرَ dedi Kur'an'ı okumakla başlattı. Kur'an okunması gereken bir kitaptır. Daha sonra Kur'an'ın tamamında asıl olan Kur'an'daki tilavet değildir. Tilavetle beraber tedebbürdür. Bütün ayetler bize bunu söylüyor. Biz bu Kur'an'ı indirdik ki ta ki onlar Kur'an'ın ayetlerini tedebbür etsinler. اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنِ Kur'an'ı tedebbür etmezler mi? Tedebbür, ayetlerin, cümlelerin, kelimelerin arka planını okumak. Ayetin kastı nedir? Benden istediği nedir? Eğer bu Fatiha'daki duanın cevabı Kur'an'sa doğru yola erişebilmemiz için Allah'ın kelamını okumamız lazım. Okuduğumuz kelamı anlamaya, fehmetmeye çalışmamız lazım. Tedebbür etmemiz lazım. Düşünmemiz lazım. Kafa yormamız lazım. Sonra kim Kur'an okursa, sonra tedebbür ederse, sonra amel etmezse وَلَمْ يَعْمَلْ بِمَا فِيهَا فَقَدْ هَجَرَ Kur'an'ı terk etmiştir. O zaman Kur'an'la aynı şekilde kardeşler amel etmemiz gerekir bu Kur'an'ın ehlinden olabilmemiz için.